Merhaba sevgili arkadaşlar, Kare Akademi posterleriyle birlikteyiz. Bugün tam 25. posterimize geldik. LGS posterlerimizde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz ve posterlerinizin yazarı Fırat Osman Baykal. Metin türleriyle birlikteyiz sevgili arkadaşlar. Bu ikinci posterimiz metin türlerinde. 7. maddeyle devam ediyoruz. Masal arkadaşlar 7. maddemiz. Düş ürünü olayların anlatıldığı metin türüdür. Olağanüstü olaylar ve gerçek olabilecek olayların bir harmanıdır, yani birleşimidir arkadaşlar. Genellikle bir tekerleme ile başlar. Çocukları eğitmek, onlara yaşam dersi vermek amaçlanır. Masallarda daima iyiler kazanır. Kötüler ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar kaybeder. Bazı kahramanların olağanüstü güçleri olabilir. Evrensel konular işlenir arkadaşlar masallarda. Peki masal dendiğinde Türk Edebiyatı'nda aklımıza ne geliyor sevgili arkadaşlar? Tabii ki Keloğlan geliyor, Keloğlan masalları. Batı Edebiyatı'nda da çok fazla sayıda ünlü masal var. Ben size birkaç tanesini sadece söylemek istiyorum. Pamuk Prenses, Cinderella, Rapunzel, Pinokyo, Güzel ve Çirkin, Hansel und Gretel, yani Hansel ve Gretel, Kırmızı Başlıklı Kız, Uyuyan Güzel, aklımıza gelen masallardan sadece birkaçı sevgili arkadaşlar. Yine masala çok benzeyen bir tür var arkadaşlar, fable, ama ben size burada yazmayan bir bilgi vermek istiyorum. Fable'lar normalde ilk zamanlar şiir olarak çıkmıştır arkadaşlar. Fakat zaman içinde fable'lar düz yazı biçimine de dönüşmüştür ve bizim edebiyatımızda fable'ın en ünlü örneği tabii ki Şeyh'in Harnamesi, yani Eşeknamesidir arkadaşlar. Bakın burada da kim bunlar? Eşek, köpek, kedi ve horoz, Bremen mızıkacıları, evet. Hayvanların konuştuğu, insanlar gibi davrandığı, aslında her birinin bir insan karakterini sembolize ettiği eserlerdir. Fable'lar dünya edebiyatında ne akla geliyor? Kelile ve Dimne, Beydeba, Hint edebiyatında. La Fontaine arkadaşlar, La Fontaine'den masallar deniyor ama zaten fable masalın bir yan kolu gibidir. Yine Ezop mesela bu dalda tanınmış isimlerden birisidir. Evet arkadaşlar, fable nedir? İnsan içi varlıkların insana ait özellikler kazandığı metin türüdür. Masallarda da bu oluyor aslında. Kahramanları çoğunlukla hayvanlar, bazen de bitkilerdir. İnsan olmayan varlıklar değişik karakterlerdeki insanları temsil eder ve konuşurlar. Ders vermek amacıyla yazılır, evrensel konular ele alınır arkadaşlar. Bu alanda bugün dünya edebiyatında en tanınmış eser ise George Orwell'ın, İngiliz yazar George Orwell'ın yazdığı Hayvanlar Çiftliği, Hayvan Çiftliği ya da Hayvanlar Çiftliği olarak bilinen eserdir sevgili arkadaşlar. Dünya edebiyatında çok tanınmış olanları var. Ağustos böceğiyle karınca, kargayla tilki, tilkiyle kuzu, tavşanla kaplumbağa, kediyle köpek, tilkiyle leylek, horoz ile tilki, bakın yarasayla gelincikler, aslan ile sinek, horoz ile inci. Çok sayıda fable var ama dediğim gibi bizim edebiyatımızdaki en önemli eser Şeyh'in Harnamesi, Eşeknamesi, yani divan edebiyatında çok erken dönemlerde, ta 15. asırda görülen bir türdür. Evet. Peki günlük nedir arkadaşlar? Diğer adı güncedir. Evet, yazmışım buraya zaten ama şöyle de yazmak istiyorum. Günlüğün diğer adı günce sevgili arkadaşlar. Tarih verilerek ve günü gününe yazılan yazılardır. Yani ertesi gün veya 1-2 gün sonra da yazılabilir ama günlüğün özelliği, yani günü gününe böyle yazılsa daha güzel olur. Evet, yaşanan gerçek olaylar ve şahit olunan durumlar kişisel bir bakış açısıyla yansıtılır. Tabii ki, yani şimdi günlük olunca kişisel bir yazı türüdür. Lisede herhalde hepimiz, gerçi sizler henüz ortaokuldasınız, bilmiyorum yazıyor musunuz ama lise çağlarında hemen hemen herkesin denediği bir türdür arkadaşlar günlük. Birinci kişi ağzından yazılır. Ne demek bu? Ben dili kullanılır tabii ki. Yazarın gerçeklerden sapmaması genel bir ilkedir. Şimdi yazar bizzat sensen, can ne isterse onu yazarsın tabii ki. Yani annene yakalanmadığın sürece bir sorun yok. Ama edebi tür olarak günlüğü kastediyorsak elbette ki öznel olacaksın. Ama çok fazla da böyle abartılara falan filan ne yapmaman lazım? Girmemen lazım. Evet. Peki ne aklımıza gelecek? Nurullah Taç'ın arkadaşlar günce, uçuş günlüğü, gazi günlüğü, Avusturya günlüğü, Salah Birsel'in günlüğü, kuşlar örtülmek, nezleli karga, bay sessizlik, aynalar günlüğü, Oktay Akbal yine arkadaşlar yeryüzü korkusu, Fahri Rıfkı Atay yolculuk defteri diye böyle edebiyatımızda çok ünlü günlük yazarlarıdır. Ama bizzat kendiniz de günlük yazarı olabilirsiniz az önce söylediğim gibi sevgili arkadaşlar. Peki sonraki türümüz ne? Anı arkadaşlar. Diğer adı hatıradır. Arapça kökenli bir sözcük. Hatır zaten oradan geliyor, hatırımda kalan. Hatıra, anı anlamında bir sözcük sevgili arkadaşlar. Yaşanmış olayların belli bir zaman dilimi sonrasında kaleme alındığı metin türüdür. Şimdi bakın, anı günlük, biyografi, pardon otobiyografi, özür dilerim, günlük, anı, otobiyografi. Bunlar kişinin kendisiyle ilgilidir bakın. Ya ama farkları ne? İşte günlük
tek bir gün, gün böyle en fazla 1-2-3 günlük yani, ama genellikle adı günlük olmasının nedeni birkaç günü en fazla kapsamasıdır. Anı hayatın belli bir bölümünü. Mesela ben emekli olduktan sonra öğretmenlikle ilgili anılarımı yazarsam ne olmuş olur? Zaten adı üzerinde anı yazmış olurum değil mi? Ama bugünü anlatan, yarını anlatan böyle birkaç gün, bunu birkaç yıl boyunca sürdürsem, önemli olduğunu düşündüğüm olayları tek tek anlatırsam bu günlük olur. Ama iyice yaşlandıktan sonra, ya en azından insanın böyle 60-65 yaşlarına falan en azından gelmesi lazım. Hayatını ilk günden, hatırladığı ilk günden itibaren yaşadığı, o kitabı yazdığı son güne kadar önemli olan noktalarını anlattığı bir eserde toplarsa buna da otobiyografi denir. Biyografi ise unutmayın başkası tarafından yazılır. Siz ünlü birinin, ilginç olduğunu düşündüğünüz birinin hayatını anlatırsanız o biyografi olur. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Yaşanmış olayların belli bir zaman dilimi sonrasında kaleme alındığı metin türüdür. Günlükten farkı günü gününe yazılmamasıdır. Evet, yazarın yaşadığı ya da tanık olduğu olaylar anlatılır. İlla kendi başından geçmesi şart değil olayların. Tanık olduğu olayları, hatta güvenilir kaynaklardan duyduklarıyla da besleyerek bunları yazabilir. Olayların ilgi çekici görülen yönleri ele alınır. Çünkü her gün yediğin yemeği anlatmaya kalkarsan, işte arabaya binip veya otobüse ya da metroya ya da işte Ankara'ya binip herhangi bir yerden işe gittiğini böyle anlatırsan bu kimsenin ilgisini çekmez. Elbette ki anılarını yazman için bunların ilginç olması gerekir. Peki Türk Edebiyatı'nda neler akla geliyor? Ziya Paşa Defteri Amal, yani Ameller Defteri, Muallim Naci Ömer'in Çocukluğu, Ahmet Rasim Falaka Muharrir Şair Edip, Halit Ziya 40 Yıl Saray ve Ötesi, Hüseyin Cahit Edebiyat Hatıralar, Fahri Rıfkı arkadaşlar Çankaya ve Zeytin Dağı adlı anı kitaplarıyla edebiyatımızda çok ünlü isimlerdir sevgili arkadaşlar. Bir diğer eserimiz biyografi. Az önce dediğim gibi başkasının hayatını anlatmaktır. İlgi çekici olduğu düşünülen veya ünlü birinin, bizi ilgilendiren kısmı tabii ki daha çok edebi kişilikler arkadaşlar. Tabii her alanda, mesela sanat dünyasında, spor dünyasında, işte ne bileyim Pele'nin biyografisini anlatabilirsiniz ya da geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Maradona'nın örneğin biyografisi yazılır. Zaten yazılmıştır da şu ana kadar, okumadım ama hayranıydım eskiden, biliyorum zaten hayatını. Ben mesela tutup Maradona'yı anlatan bir kitap yazarsam o bir biyografi olur sevgili arkadaşlar. Kişi kendi yaşadıklarını değil, başkasının yaşadıklarını anlatır. Diğer adı yaşam öyküsüdür. Anlatılan kişinin hayatı kronolojik, yani tarihsel bir sıralamayla anlatılır. Bu metin türünde üçüncü kişili anlatım kullanılır. Çünkü o, anlattığımız kişi odur. Yani bir yazar olarak eğer sen biyografi yazarsan onu anlatırsın. Bu nedenle buna yaşam öyküsü de denir. Tabii ki başkasının yaşam öyküsü olur bu arkadaşlar. Recaizade Mahmut Ekrem Kudema'dan birkaç şair diye bu akımı başlatmış. Muallim Naci Osmanlı şairlerini yazmış. Kenan Akyüz, Tevfik Fikret'i anlatmış. Mehmet Kaplan, Namık Kemal'i anlatmış. Çok sayıda bu şekilde arkadaşlar var. Unutmayın, divan edebiyatımızda tezkire türü ve halk edebiyatımızda cönk adı verilen defterler de aslında biyografik özellikler taşır sevgili arkadaşlar. Yani bu tür bize batıdan gelmiştir ama Türk edebiyatının yabancı olduğu bir tür değildir biyografi. Otobiyografi, auto kendi demektir bildiğiniz gibi. Örneğin otomobil, otomobil, yani kendi kendine giden anlamına gelir Latince'de. Biyografi, otobiyografi, kendi öz yaşam öyküsü demektir. Zaten buraya da yazmışım yine. Yazarın kendi hayatını anlattığı metin türüdür. Birinci kişiyle anlatım kullanılır sevgili arkadaşlar. Anıya benzer, ancak anıda hayatın önemli ve ilginç yönleri anlatılırken otobiyografide tamamı anlatılır. Kişi ilk andan başlayarak hatırladıklarını kronolojik biçimde dile getirir. Öz yaşam öyküsü olarak da adlandırılır sevgili arkadaşlar. Mesela size bir örnek vermek istiyorum. Necip Fazıl Kısaköy'ün arkadaşlar Kafa Kağıdı bu noktada belki edebiyatımızın en tipik biyografisi, otobiyografisidir. Necip Fazıl Kısakürek eseri yazdığı yıllarda çocukluğunun en böyle küçük yaşlarına inerek hayatını Kafa Kağıdı adlı eserde anlatmıştır. Yine Yaşamak Ne Güzel Şey Be Kardeşim, Nazım Hikmet arkadaşlar ilginç şekilde kendi hayatını şiirsel biçimde anlatmıştır. Aklımıza bunlar gelebilir. Evet, burada bir bilgicik var.
Türk ve dünya edebiyatında biyografik ve otobiyografik nitelik taşıyan romanlar vardır. 9. Hariciye Koğuşu ve Martin Eden bunların en tanınmışlarıdır. Arkadaşlar şimdi bakın, biyografi, otobiyografi başka şey, biyografik roman ya da otobiyografik roman başka şeydir. Örneğin 9. Hariciye Koğuşu Peyami Safa'nın aslında kendi çocukluğudur. Ama eserde yazar ben kendi çocukluğumu anlatıyorum dememiştir. Ve çok ilginç bir bilgi daha vereyim size. Orada eserin kahramanının ismi yoktur arkadaşlar. Bu da yani çok ilginç bir özellik. Düşünsenize, bir roman yazıyorsunuz, eserin kahramanın adı yok. Çünkü Peyami Safa'nın aslında kendi çocukluğundan çok büyük izler taşıyor. Jack London'ın Martin Eden adlı eseri de yine aslında otobiyografik bir romandır sevgili arkadaşlar. Evet, 25. posterimiz burada sona eriyor. QR kodumuzu okutarak videolarımıza istediğiniz zaman akıllı telefonlarınızdan ulaşabilirsiniz. Fırat Osman Baykal Instagram adresimden bana 7 gün 24 saat sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize sağlık, başarı, mutluluk, sevgi dolu günler diliyorum.